Berke Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Adana Televizyonu Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Tam Adana TV ve gazetesi yönetim kurulu başkanı Ersin Sucu Hodri Meydan'da önemli açıklamalarda bulundu. Sucu şöyle konuştu. Tabii AK Parti Cumhur İttifakı'nın en güçlü adayı Erol Kahraman denildi. Ve biz önce Cumhur İttifakı'na dönelim. Seçim kaybedilen olaylar neden yaşandı? Bu seçim neden kaybedildi? Önce buna bakalım. Kadir Aydar bu seçimi nasıl kazandı? Bunu da konuşacağız sevgili izleyenler. Dediğimiz gibi Tam Adana TV'de gerçekler gün yüzüne çıkacak ve dobra dobra konuşacağız. Ve daha önce Hodri Meydan'da dediğim gibi Cumhur İttifakı'nın meclis listesinde problemler var diyen gazeteciyim. Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis listesinde özellikle AK Partili, İyi Partili, DEM Parti'den, MHP'den, bütün kesimden Ceyhan İttifakı'nı kuruyorum diyen Kadir Aydar'ın meclisi daha şanslı oldu diyen bir gazeteciyim. Yine Sayın Ömer Çelik, Murat Göğebakan Kültür Merkezi'ne geldiğimde önemli iki isimle Kültür Merkezi'nde bir görüşmem oldu. O anda kardan yiyorsunuz. AK Parti adayı, Cumhur İttifakı adayı Erol Kahraman seçimi kaybedebilir denildiğinde, dediğimde neredeyse hadi oradan denildi. Bu kadar seçim kazanılmış, bayram havası yaşanıyordu. Kazandı bitti ama seçime 15 gün var, 20 gün var. Siyasette bir dakika bile çok kıymetli. Bunu herkes biliyor. Tabii insanlar çakar arabalarıyla gezerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı bisikletle ve motosiklette gezdi. Vatandaş Kadir Aydar'ı tercih etti. Ve yine Cumhur İttifakı'nda rehavete kapılarak seçimi kazandım düşüncesi oluşurken, bazı insanlar ötekileşirken, itilirken ve yanında olmasını istemeyen bir takım insanlar Sayın Kahraman'a ihanet etti. Ve resmen altın tepsiyle Kadir Aydar'a seçim teslim edildi. AK Parti'de yerel seçimlerin ardından başlayan değişim sesleri yükselmeye devam ediyor. Seçimlerin ardından yapılan ilk grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında da AK Parti değişim vurgusu damgasını vurdu. Bu sırada salonda coşkulu anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir öz eleştiri yapmamızı istemiştir. Karşımızdaki tablo nettir. AK Parti olarak bu tablonun çok iyi farkındayız. Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken bu mesajların gereğini de mutlaka yerine getireceğiz. Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi. Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri
rutin temizlik hizmetlerinin yanında sokak sokak dip bucak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından mahalle sakinleri ilk defa böyle bir temizlik gördük dedi. Ceyhan'ın daha huzurlu ve mutlu olması, temiz olması için canla başla çalışan Ceyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin sokaklarına dip bucak temizliyor. Çöp ve yol kenarlarına bırakılan kaba atıkları da topluyor. Temizlik personelleri kaba atık konteyner yıkama süpürge araçlar ve arazöz eşliğinde sürdürülen çalışmalar ile ilçede girilmeyecek sokak bırakmıyor. Hizmet Ceyhan'a çok yakışıyor diyerek çalışmalarını sürdüren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, seçimi vatandaşlarımızın takdiri ve güveni sayesinde kazandım. Bana inanıp güvendiler. Seçim öncesinde hangi projelerin müjdesini verdiysem tamamını bitireceğim. Vatandaşların en çok şikayet ettiği temizlik konusuna büyük önem veriyoruz. Ceyhan'ımızın sokaklarını dip bucak temizliyor, hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik kabinede değişiklik iddialarına yanıt vererek yaptığımız çalışmalarda seçimin sayısal sonuçlarının çeşitli illerdeki durumunu değerlendiriyoruz. Siyasal sonucu değerlendirme aşamasına geldik. Merkez Yönetim Kurulu'nda, Bakanlar Kurulu'nda da değişim olacaksa bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Kuşkusuz Cumhurbaşkanımız uygun gördüğünde bir tasarrufta bulunur dedi. Dünya narenciye pazarında önemli bir yere sahip olan Türkiye'de narenciye üretiminin %45'inin Çukurova bölgesinde yapıldığına vurgu yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 2023 yılında bölgemizde 850 bin dönüm dikili alandaki narenciye bahçelerinden 3 milyon 200 bin tonun üzerinde rekolte elde edildi. Çukurova'mızın bereketli topraklarının narenciye üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer alması bizleri ayrıca gururlandırmıştır dedi. Doğan, narenciye bahçeleri karbon ayak izini azaltmada ve çevresel sürdürülebilirlikte kritik rol oynamaktadır. Ağaçlar karbondioksit emilimini arttırarak hava kalitesini iyileştirir ve iklim değişikliğine de iyi gelir ifadesini kullandı. Adana'da bu yıl 12. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Atatürk Parkı ve Merkez Park'ta gecikmeli olarak açılan yüzlerce stand ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde yarattığı mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye'nin yaşaması fikriyle ortaya çıkan 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 13 Nisan günü başladı. 21 Nisan tarihine kadar sürecek karnaval bu yıl ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri işbirliğiyle daha zengin çeliklerle oluşturuldu. Her yıl büyüyen karnaval kapsamında standların da sayılarını arttırarak Atatürk Parkı ve Merkez Park'a yayıldı. Yiyecek standları Atatürk Parkı'nda, hediyelik eşyalar ise Merkez Park'ta yer aldı. Kurulan yüzlerce stand dün ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tam Adana Televizyonu Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ben Berke Apak, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Lojistik olarak gemi tahliyelerimiz ve şehirler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz.